16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası Edirne'de törenlerle başladı. Protokol üyelerinin engelli araçlarına binerek onlara eşlik etmesi törene damgasını vurdu. Zor mu? Biz engelli adayıyız. Yani Allah kullanmayı nasip etmesin diyeceğim ama bu da hayatın bir gerçeği. Engelimizle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk törenine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Engelli Dernekleri temsilcileri, Gaziler ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Engelli Gönüllüleri Derneği, Trakya Roman Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Edirne Bedensel Engelliler ve Ailelerini Koruma ve Yardımlaşma Derneği, Edirne Sağırlar Spor Kültür Derneği temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Serpil Erkenciler, engellilerin karşılaştığı sorunları gündeme getirerek engelsiz bir yaşamın ancak toplumsal duyarlılıkla mümkün olabileceğini söyledi. Engelliler sorunlarla yılın 365 günü baş başalardır. Hayatlarında, akıllarında koskocaman nedenler. Neden engelli rampası çok maliyet gerektirmeyen ve yasalarımızda olmasına rağmen yeni yapılan binalarda, kuruluşlarda, işletmelerde yok? Gördüğümüzde şaşırıyoruz. Neden ulaşımda sıkıntılar yaşıyoruz? Neden hala rampaları ve görme engelli arkadaşlarımızın kullandığı yollara araçlar park ediliyor? Neden acize yardıma muhtaç kategorisinde algılanıyoruz? Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, konuşmasında herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, Edirne'de 2700 engelli bireyin ailesine evde bakım ücreti ödendiğini kaydetti. Özbaş, Edirnelileri seslenerek engelli araç park alanlarına araçlarını park etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Bizler bugün sağlıklıyız ama yarın ne olacağımızı bilemiyoruz. Dolayısıyla hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımıza tanınan haklar bir bağış, bir iyilik değil, onların insan olmalarından kaynaklanan en doğal haklarıdır. Daha sonra oluşturulan kortej Saraçlar Caddesi'nden 25 Kasım Stadı'na kadar yürüdü. Stadyum önünde sona eren yürüyüşün ardından törene katılanlar Meriç Nehri kenarında bir restoranda yemek yemek için engelli araçlarıyla yola çıkarken protokol üyeleri de engelli araçlarına binerek onlara eşlik etti. Yavaş yavaş yürüyün.